Benim dinim Sünnilik de değildir, Şiilik de değildir. Benim dinim İslam'dır. Ben tıpkı 1 milyar 700 milyon kardeşim gibi sadece ve sadece bir Müslümanım. Diğer tüm farklılıklar bu inancımın, bu sıfatımın gerisindedir. Şayet biz Müslümanlar olarak Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam veda hutbesinde ifade ettiği Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Bir Müslümana kardeşinin kanı da malı da helal olmaz emrine kulak vermezsek, inanın bana yaşanan acılar asla dinmez. Sözüm ona, İslam adına, Müslümanlık adına her gün mazlumlara saldıran, onların canlarına kasteden, mallarını yağmalayan terör örgütleri asla bu mukaddes dinin temsilcisi olamaz. Çünkü bizim dinimiz barış dinidir, sulh dinidir ve bizim peygamberimiz aleyhissalatu vesselam barış elçisidir. Allah adaleti, iyiliği, doğruluğu, yardımlaşmayı emrediyor. Buna karşılık çirkin işleri, kötülüğü ve haksızlığı yasaklıyor. Evet, bu emirleri açıkça ihlal eden hiç kimse İslam adına hareket edemez, Müslümanlara da faydalı olamaz. Bizler Müslüman olarak, İslam ülkeleri olarak ne kadar birbirimize düşersek, umudunu bizlere bağlamış olan masumlar o kadar çok sıkıntıya maruz kalacaklardır. Böyle bir vebali üstlenemeyiz. Bunun için bölücü değil, birleştirici olmalıyız. İhtilafları değil, ittifakları, husumeti değil, muhabbeti güçlendirmeliyiz. Çünkü yaşanan çatışmalardan, çekişmelerden, düşmanlıklardan zarar gören sadece Müslümanlardır, sadece İslam ülkeleridir. Dostları çoğaltmak, evet, düşmanları da azaltmak durumundayız. Müslümanlığımızın kardeşliğimize verdiğimiz önem kadar olduğunu unutmayacağız. Bugünkü zirve, özellikle bu zirve toplantımızın tüm Müslümanların birliği, beraberliği, kardeşliği, dayanışması yolunda bir milat, bir dönüm noktası olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Değerli kardeşlerim, şiddet sorunu bugün İslam dünyasının en büyük meselelerinden biridir. Geçmişte El-Kaide yüzünden Afganistan'ın nasıl tahrip edildiğini, nasıl yüz binlerce Müslümanın katledildiğini, milyonlarcasının da mağdur edildiğini çok iyi hatırlıyoruz. Şimdi Irak'ta ve Suriye'de belirli bölgeleri kontrolü altına alan, Libya'da etkinlik kurma çabası içinde olan DAEŞ aynı kirli gayeye hizmet ediyor. Afrika'nın çeşitli bölgelerinde terör eylemleri düzenleyen Boko Haram ve Şebab gibi örgütleri de aynı kapsamda görüyoruz. Dikkat ediniz, birkaç şov amaçlı eylem dışında bu terör örgütlerinin tüm zulümleri, tüm zararları Müslümanlaradır. Biz dünyanın hiçbir yerinde masum insanlara yönelen hiçbir eylemi asla tasvip etmedik, tasvip etmiyoruz. Bu tür eylemlere tevessül edenleri, inançlarına, kökenlerine, söylemlerine bakmaksızın terörist olarak, terör örgütü mensupları olarak nitelendiriyoruz. Bizim ülkemizde de PKK gibi, DHKPC gibi çeşitli terör örgütleri var.
Aynı şekilde PKK Irak'ta, onun bir koru olan PYD Suriye'de farklı isimler altında çok sayıda terör örgütü Avrupa başta olmak üzere çeşitli ülkelerde faaliyet gösteriyor. Bunların tamamı da Müslümanların ve insanlığın ortak düşmanıdır. Maalesef kimi ülkelerin, özellikle de batılı devletlerin terör örgütleri karşısında ikircikli bir tutum içine girdiklerini görüyoruz. İşte daha kısa zaman önce nükleer güvenlik toplantısında konuşmacıların dikkatimi çekti bazı ifadeleri. Paris'teki terör eyleminden bahsediyorlar. Brüksel'deki terör eyleminden bahsediyorlar. Ama Ankara'daki, İstanbul'daki, Lahor'daki terör eylemlerinden bahsetmiyorlar. Kaldı ki Ankara, İstanbul, Lahor'daki terör eylemlerinde yüzlerce insan öldü. Brüksel'de ve Paris'te de işte 9-10 tane bir tanesinde, 30 tane bir tanesinde öldü. Fark etmez. Bir kişi de ölse tüm insanlığın ölümü gibidir. Ama onları söylerken Ankara'yı, İstanbul'u, Lahor'u, bunları niye söylemiyorsunuz? Burada da bu ikircikli davranış bizleri üzmektedir. İslam ülkeleri içinde yaşanan terör olaylarına ve benzeri krizlere karşı başka güçlerin müdahil olmasını beklemek yerine teröre karşı İslam İttifakı girişimi aracılığıyla çözümü kendimiz üretmeliyiz. Niçin biz Müslümanlar olarak aramızdaki bu tür ihtilaflarda, bu tür terör eylemlerinde başkalarından yardım bekliyoruz? Biz bunu kendimiz çözmeliyiz. Bunlara biz kendimiz müdahale etmeliyiz. Biz etmiyoruz, başkaları müdahale ediyor. Onlar müdahale ederken oralardaki petrol için müdahale ediyorlar. Aramızdaki huzuru sağlamak için değil. Onun için de burada hassas olmamız lazım. Bu girişimin herhangi bir ülkeye değil, tüm ülkelerin ortak sorunu olan teröre karşı olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Şayet bu girişim arzu ettiğimiz etkinliğe ve kapasiteye ulaşırsa İslam dünyasının önünde yeni bir dönem açılacağına inanıyorum.